Ofix 2012 yılında kurulmuş bir e-ticaret şirketi. Şirketin kendi sahiplerinin ihtiyaçlarından yola çıkarak hayata geçmiş. Şu anda 5 kategori altında 10 bine yakın ürünle hizmet veriyoruz ofislere. Bir ofisi gözünüzün önüne getirdiğinizde bu ofiste kullanılan sandalyeler, masalar, işte bu çalışanların kullandıkları yazıcılar, bilgisayarlar, bu bilgisayarların çıktı aldığı kağıtlar, işte kullandıkları kırtasiye malzemeleri, çalışanların tükettikleri gıdalar ve ofisin temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri gibi çok geniş spektrumda bir ürün gamı var. Bunların hepsini tedarik etmek istediğinizde her biri için ayrı ayrı yerlere ayrı insanlar göndermeniz gerek ve bunları ödemeleri için işte kredi kartı, nakit gibi yanlarına araçlar vermeniz gerek. Biz ofiste yoksa ofiste var sloganıyla toplam 5 kategori altında 10 bine yakın ürünle tüm bu ihtiyaçları adreslemeyi hedefliyoruz. İstanbul içerisinde kendi araçlarımızla, İstanbul dışında kargoyla tüm bu ihtiyaçları da bir günde teslim ediyoruz. 2014 yılında pazardaki ihtiyacı görerek bir günde teslimata geçtik. Şu anda saat 16'ya kadar gelen siparişleri ertesi gün kendi araçlarımızda değilse de kargoyla bir günde teslim ediyoruz. Bu da tabii çok ciddi bir stok yönetimi ihtiyacı doğuruyor. Çünkü ertesi gün teslimat yapabilmeniz için bütün bu gelecek olan siparişlerdeki ürünlerin stoğunuzda bulunması gerek. Bu da hem stoğunuzu tuttuğunuz sisteme güvenmeniz ihtiyacını doğuruyor hem de çok ciddi stok maliyetini efektif şekilde yönetme ihtiyacı doğuruyor. Bu bağlamda bizim en büyük ERP ihtiyacımız aslında buydu. Ofix ilk kurulduğunda e-ticaret uygulaması 3. parti bir firma tarafından yazıldı. Bu yazılan ön yüz arka tarafta ERP ile entegre olması gerekiyordu. Çünkü bütün lojistik ve sevkiyat ERP üzerinden yürüyordu. Bu da bize dışarıdan veri alışverişinden açık bir ERP bulma ihtiyacı doğurdu. Bu arayış sonucunda da biz Netsuite ürün ailesini referansları ve arkasındaki güçlü kurumsal duruş sebebiyle tercih ettik. Ofix'in 2015 yılındaki hızlı büyümesine paralel olarak ERP'miz üzerindeki yük de artmaya başladı. Biz de bunu görünce bir altyapı yenileme projesi başlattık. Bizim sattığımız ürünlerin neredeyse tamamı MTA ürünler. Genelde marka bilinci yok ve fiyat üzerinden rekabet ediliyor. Biz ise bu fiyat rekabetine girmek istemiyoruz. Onun için de hizmette farklılaşmak istiyoruz. Bir e-ticaret hizmetinin farklılaşmasının, yani hizmette farklılaşmasının temelinde de aslında teknolojik yetenekleri yatıyor. Sizin teknolojik anlamda pazarda olmayan alternatif şeyler sunabilmeniz lazım. Biz de bu konuda aslında oldukça güçlüyüz. Bu gücümüzü de kendi altımızı üretimimizden ve bu esneklikten kazanıyoruz. Tabii burada ERP de çok önemli bir bileşen. Bu altyapı yenileme projesi kapsamında biz piyasadaki birçok ERP alternatifini masaya yatırdık ve bunları bir matriste toplayıp sonuçlarına baktığımızda Netsuite bizim tercih ettiğimiz ürün oldu. Çünkü bu dışarıdan veri alışverişi ve işte bizim onunla esnek şekilde erişebilmemiz çok kritik bir değer. Bu bağlamda ilk yaptığımız şey Netsuite 3 standart ürününe update etmek oldu bizim ERP'mizin. Netsuite 3 standart ürününün bir işletmenin bütün ihtiyaçlarını içeren modüllerin olduğu temel setini ve NetOpenX modülünü kullanıyoruz. NetOpenX modülü bizim için ekstra kritik. Çünkü içeride yetkin bir yazılım ekibimiz var ve genelde kendi yazılımlarımızı kendimiz geliştiriyoruz. Müşterilerden gelen ihtiyaçları çok hızlı şekilde adreslemeye çalışıyoruz. Kullandığımız teknoloji de Microsoft teknolojileri. Bu bağlamda NetOpenX modülünün bir DLL olarak kütüphane şeklinde projeye eklenebilmesi bizim için büyük kolaylık sağladı. Netsuite'deki gerçekleştirilen işte cari açma, stok kartı açma, sipariş yazma gibi operasyonların tamamını biz arka planda ne olup bittiğini hiç bilmeden sadece birer metot çağırarak gerçekleştirebiliyoruz. Bu da yazılım anlamında büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca logonun Netsuite standart ürününde ki bu NetOpenX modülünün REST web servislerine de yatırım yapması bize ayrıca heyecan veriyor. Çünkü yeni altyapımızı ileride bulutta taşıma projemiz var. Bu bağlamda bu REST haberleri de bizi çok heyecanlandırdı. Ayrıca Netsuite 3 standart ürün ailesiyle gelen bu gezgin özelliği çok etkili. Artık aradığımız her şeyi çok hızlıca bulabiliyoruz bütün çalışanlarımız. Bu app'ler ve widget'lar aynı zamanda masaüstümüzü kişiselleştirmemizi sağlıyor. Bu da büyük operasyonel verimlilik sağlıyor. Netsuite 3 standartın özellikle NetOpenX modülünü kullanarak siparişleri ERP'ye hızlı şekilde düşürmeye başladık. Hatta anında düşürüyoruz. Bu da tabii bize hem operasyonel anlamda hız kazandırdı hem de arka planda lojistik ve sevkiyat tarafını da hızlandırdı. Artık çok daha hızlı şekilde ürünler sevkiyata hazır hale gelebiliyorlar. Yine kendi geliştirdiğimiz bir uygulamayla sevkiyata hazır olan ürünleri otomatik faturalaştırabiliyoruz. Bu da bizim muhasebe tarafındaki yükü de oldukça azalttı. Logo Türkiye'nin önemli şirketlerinden birisi. Biz de ERP gibi önemli bir bileşene karar verirken ilgili çözümün arkasındaki kurumun büyüklüğüne çok dikkat ettik.
hem ilk ERP seçimimizde hem de bu yenileme döneminde alternatifleri karşılaştırırken bu bizim için önemli bir kriterdi. Logonun bu hem Türkiye'de Türk bir firması olması hem de Türk mevzuatına çok hakim olması, ürünün de pazardan gelen geri bildirimler doğrultusunda Türkiye'de geliştirilmiş olması bizim için çok büyük bir değerdi ve aslında alternatiflerde de çok karşılığını bulamadığımız bir şey oldu. Bu nedenlerle logoyu tercih ettik. Ofix olarak e-ticaret operasyonunda birçok iş ortağıyla çalışıyoruz. DNA projede bunlardan birisi. Özellikle ERP gibi sizin operasyonunuzun bel kemiği olan bir üründe güven çok önemli. Bu bağlamda da DNA bizim aslında ekibimizin bir parçası gibi ve 7/24 onlara ulaşabileceğimizi biliyoruz. Herhangi bir sorun anında kendilerine, yani biz sanki kendi operasyonlarıymış gibi bize destek çıkacaklarını biliyoruz. Bütün bunlar sebebiyle biz uzun yıllardır DNA ile çalışıyoruz ve bundan sonra da DNA ile çalışmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ofix'in müşterilerinin büyük çoğunluğunu kurumlar oluşturuyor. Bu da bizi özellikle KOBİ'lerin ihtiyaçları konusunda deneyim sahibi yaptı. Biz bu ihtiyaçlardan yola çıkarak tespit ettiğimiz problemleri ve bunlara yönelik çözümleri geliştirme yönünde adımlar atmayı planlıyoruz. Logoya da entegre bir şeyler üretebilmek bize heyecan veriyor. Bu açıdan aslında biz logo ile temasa da geçtik ve olumlu geri bildirimler aldık. Orta vadede bir logo çözüm ortağı olma hedefimiz var. Ofix ile 2013 yılının Temmuz ayında tanıştık. 2015 yılında Ofix'in büyüme kararı alması doğrultusunda ERP arayışları gündeme geldi. ERP arayışları içerisinde Nessus 3 standart ürününü tercih etmesi ve bizim daha önceden e-ticaret tarafında edinmiş olduğumuz tecrübeyi de dikkate alarak bizle birlikte çalışma ve çalışmalarına devam etme kararı aldılar. Öncelikle tüm departmanların katılımını istediğimiz bir toplantı düzenledik ve her departmanın Nessus'un içerisinde nerelere değeceğini saptadık. Biz bir takım ev ödevleri verdik Ofix'e. Ofix de ev ödevlerini zamanında yerine getirmesi sonucu Nessus veri tabanının yeniden yapılandırılmasını sağladık. Öncelikle bizlere duyduğu güven ve başarılı çalışmalarına katkıda bulunmamıza imkan sağladığı için Ofix ailesine, ürünleriyle ve çalışanlarıyla birlikte bizlerin daima yanında olan Logo ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ofis malzemeleri tedari alanı Türkiye'de yeni gelişen bir alan. Biz de bu alandaki oyunculardan biri olarak ERP tarafında Logo'nun Nessus ürün ailesini tercih ettik. Aslında tercihimizin doğru olduğunu Ofix'in şu anki büyümesinden de anlayabiliyoruz. Bu bağlamda bu Ofix Logo'nun başarı hikayeleri arasında yer almak da gurur verici. Tüm bu buralara gelmemizi sağlayan iş ortaklarımıza, DNA projeye ve Logo ailesinin tamamına teşekkür ederiz.